Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Kocaeli Kültür Turizm Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Musa Yaşaroğlu. Hoş geldiniz Musa Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler de hem Gebze'ye hem Edebiyat Derneğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, biz de teşekkür ederiz. Söyleşimize başlamadan önce bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii, Musa Yaşaroğlu. Aslen Bayburtluyum. 15 yıla yakındır Çayırova'da, Gebze'de bu bölgede öğretmenlik yapıyorum. Türkçe öğretmeniyim. Bunun dışında, öğretmenliğin dışında da hem bu Edebiyat Derneğimizde edebiyat çalışmalarımız var. Hem de benim kendime ait şu ana kadar basılmış 6 kitabım var. Yine farklı dergilerde, edebi dergilerde, farklı aylarda yazmaya devam ediyorum. Öyküler ya da denemeler yazmaya devam ediyorum. İnşallah bu ömür boyunca da yazmaya devam edeceğiz. Öyle diyeyim inşallah. Umarım inşallah öyle olur. Peki hocam, bugün sizinle romanları konuşacağız. Kitapların içerisinde tür olarak baktığımız zaman en çok okunan tür romanlar. Bu yönden baktığımız zaman iyice ele almak istediğimizde nelerden bahsetmek isteriz? Şimdi roman, siz de bilirsiniz, hepimiz yani ortaokul, lise sıralarından itibaren hayatımıza giren bir tür bu. Roman nedir? İşte gerçek veya gerçeğe yakın olayların insanlara aktarılmasıdır. Olağanüstülükler barındırmayan bir türden bahsediyoruz. Tabii sonrasında bunlar değişti kendi içerisinde ama böyle olması da açıkçası insanların ilgisini çekiyor. Bu yaklaşık 500 yıldır hayatımızda bir roman türü var. Bu ilk başladığı günden beridir de gücünü artırarak devam eden bir türden bahsediyoruz. Romanın tarihinden bahsettiniz hocam. Bizim edebiyatımıza ne zaman girmiştir roman? Şimdi ilk 15. yüzyılda ortaya çıkan, Fransa'da ortaya çıkan roman belli bir zaman sonra Batı'da etkin bir hale geldi. Epeyce yayıldı. Sonrasında Tanzimat'la birlikte bize geldi. Tabii bundan öncesinde, yani Tanzimat öncesinde roman türünde bizim bir eserlerimiz yoktu ama nelerimiz vardı? Halk hikayelerimiz vardı, mesnevilerimiz vardı, efsanelerimiz vardı, destanlarımız vardı. Sonrasında Tanzimat'la birlikte roman da kültürümüze girmiş oldu diyelim. Peki bu bahsettiğiniz Tanzimat sonrası yaşanan olaylar romanın daha çok ele alınmasına sebep olmuş olabilir Tabii, mi? Tabii aynen. Cemil Meriç'in öyle bir ifadesi vardı. İşte Osmanlı'da roman yoktu çünkü Osmanlı'da toplumda bir çatışma söz konusu değildi diyor Cemil Meriç. Tabii sonrasında Tanzimat'la birlikte özellikle Osmanlı'nın son yıkılış sürecinde maalesef ne oldu? Toplumsal çatışmalar söz konusu olmaya başladı. Böyle olunca da toplumların yaşadığı sıkıntılar, sorunlar bir şekilde edebiyata yansıyor ve roman da hayatımıza daha da yerleşmiş oldu diyelim. Romancı dediğimiz zaman dünyada ve ülkemizde kimleri sayabiliriz? Çok sayıda aslında isim var. İşte dünya edebiyatında bizim dünya klasikleri olarak okuduğumuz bir sürü eser var. Bunların başında benim mesela ta ortaokulda okuduğum ve hep hatırladığım, unutmadığım bir kitap Sefiller gelir mesela. Devasa bir eserdir. Ondan sonra Suç ve Ceza gelir. Kırmızı ve Siyah gelir. Madame Bovary gelir. Karamazov Kardeşler gelir. Gibi yani Rus edebiyatından, Fransız edebiyatından, Alman edebiyatından bir sürü eser sayabiliriz. Roman sayabiliriz. Bunlar hala da güncelliğini koruyor. En çok okunan kitaplar listesinde hala en tepede olan isimler. İsterseniz biraz da ülkemizdekilerden bahsetmiş Lütfen. olayım. Yine bizde ilk eser olarak, ilk roman olarak Yusuf Kamil Paşa'nın Fransızcadan çevirmiş olduğu Telemak adlı roman görülüyor. Sonra da işte Namık Kemal ile başlayan bir süreç var. İşte Halit Ziya, Yakup Kadri, Halide Edip özellikle Cumhuriyet dönemine doğru bu yönde roman türünde öne çıkmış yazarlarımız. Daha sonrası süreçte de güncel yazarlarımızdan da birazdan bahsedebilirim. Romanın bugünü için sizden birkaç cümle söylemenizi istesek, dünya ve ülkemiz açısından. Evet, yani az önce dediğim gibi roman ilginç bir tür.
kendi içerisinde de farklı bölümlere ayrıldığı için işte polisiye romanlar, sosyal romanlar, psikolojik romanlar gibi, tarihi romanlar gibi güncelliğini muhafaza ediyor, hala da ediyor. Ve zannedersem önümüzdeki dönemde de aynı gücünü korumaya devam edecek gibi. Bundaki en büyük etkense değişmeyen hikayesi. Çünkü insan milattan öncesinde de insandı, şimdi de insan. Yani şey değişmedi. Yapı olarak bir şey değişmedi. Belki vücudumuz, belki onlar daha cüsseliydi, daha ağırdı ama büyüktü. Ama şimdi de aynı duygular o dönemde de vardı, şimdi de var. İnsanın olduğu yerde roman bir şekilde oluyor. Dolayısıyla da insanın hikayesi devam ettikçe romanın hikayesi de devam edecek. Ama ne olur? Türleri değişir. Çünkü günümüzde artık ne var? Fantastik kurgu başladı biliyorsunuz. Özellikle şu an gençlerimizin, çocuklarımızın okuduğu roman türü bu fantastik kurgular üzerine ya da polisiye romanları daha çok tercih ediyorlar çocuklar. Günümüzdeki en öne çıkmış isimler de az çok herkes aslında biliniyor. İşte İskender Pala mesela benim ilk aklıma gelenlerden. Ahmet Ümit polisiye romanda çok öne çıkmış bir isim. Gençlerin de ciddi takip ettiği isim. Biz öğrencilerimizden bunu çok iyi biliyoruz. Ondan sonra Nazan Bekiroğlu mesela farklı duygusal tonu olan bir yazarımız. Adalet Ağaoğlu'nun var kitapları. Hani sayabileceğimiz bu dönemde farklı farklı bir sürü yeni romancılar da var. Benim kendi romanlarım da var mesela ama tabii biz kendimizi henüz öyle yüksek noktada göremiyoruz. Sayılar artabilir, söyleyebiliriz. Ama bugünün konusuna baktığımızda roman güzelliğini hala korumaya devam ediyor. Daha da korumaya devam eder. Doğru söylüyorsunuz. Aslında ipucunu da verdiniz. Ama siz de tekrar soru olarak da yönelteyim ben size. Geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz romanın? Evet, aslında burada bazı soru işaretlerimiz var kafamızda. Niye derseniz, şimdi son dönemde sizlerde etrafınızda gençler varsa, işte yeğenleriniz, kuzenleriniz, kardeşleriniz, Wattpad diye bir yeni dönem şeyi başladı. Sanal ya da e-yazım mı diye, e-roman tarzı bir şey başladı. Yani nedir bu? Elektronik roman. Çocuklar, gençler burada gidip romanlar yazıyorlar. Sonrasında bunlar kitaplaştırılıyor yayın evler tarafından. Şu son dönemde de öne çıkmış genç yazarlar var. Ama en büyük problem şu ki bunların bir mantığı yok. Bir içerik problemi var. Ahlak problemi var bazı romanlarda ciddi derecede. Çünkü genç kitlenin duygularına dokunmaya çalışıyorlar. Bu da ne sağlıyor? Kontrolden çıkıyor. Bu sefer bizim manevi olarak ya da kültürel olarak yansıtmaya çalıştığımız yazı türünde, eserlerde vermeye çalıştığımız değerler ortadan kalkıyor. Bu ciddi bir problem. Bu son dönemde özellikle gençlerin okuduğu, yeni yetmeyen gençler diyelim ya da yazarlar dediğimiz kişilerin yazdığı kitaplar var. Bunlar çok da iyi örneklik teşkil etmiyor. İçerik anlamında sorunlar teşkil ediyor. Biz eğitimciler olarak bunların içeriğine baktığımızda gayri ahlaki ifadeler, gençlere anlatılmaması gereken ya da gençlerin okumaması gereken argo ifadelerin bile geçtiği bir sürü kitap var şu an. Ve maalesef bu konuda ciddi bir eksik yaşanıyor ya da sorun yaşanıyor. Bunun da dikkatle incelenmesi ve ele alınması gerekiyor. Şu denilebilir, özgür düşünce, bu özgür düşüncenin ifadesi de denilebilir ama şöyle, devletler ya da yapılar, sistemler kendi kültürel benliklerini de korumak zorundalar. Bu birilerini yasaklamak anlamında, bir şeyler yasaklamak anlamında söylemiyorum. Ama tedbir alma, önlem alma ve alternatif üretme zorundadır devletler. Bu çünkü ülkenin geleceğini ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz biz. Bu daha sonradan daha büyük bir problem olacağına şimdiden çözüm önerilerinin konuşulması gerekiyor. Peki hocam, son olarak edebiyat severlere hangi romanları tavsiye edersiniz? Bizim en baştan itibaren, yani düzey düzey bunları belirlememiz lazım. Ortaokul grubundan başlayacağız. Yani öğrenci yaş düzeyi anlamında söylüyorum.
işte 10-15 yaş, 15-20 yaş, 20-25 yaş ya da üstü yetişkinler olarak birçok kayda değer eser var aslında okunması gereken. Dünya klasikleri bazında söylerseniz bir kere Sefilleri mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani gerçekten harikulade bir eser. Hem dönemin şartlarını anlamak, hem değerler anlamında da içeriğinde ciddi insanlara öğretileri söz konusu bu eserin. Ondan sonra hem psikolojik yanı hem de edebi dilinden dolayı Suç ve Ceza'yı önerebiliriz. Herkese aslında önerebiliriz. Yine Savaş ve Barış Rus toplumunu anlamak anlamında gerçekten etkili bir eser. Bunu önerebiliriz. Bunlar dünya klasiklerinden söyleyebileceklerimiz. Türk yazarlarının yazdığı kitaplardan neler var diye sorarsanız ben kendi tabii okuduklarımdan ifade edebilirim. Ben İskender Pala ciddi şekilde okuyan birisiyim ve şunu da biliyorum ki İskender Pala'nın çok kaliteli bir edebi dili var. Kendisi divan edebiyatçısı aynı zamanda. Onun Şah ve Sultan'dan başlamak üzere Katre-i Matem, bundan sonra Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, efendim Ot, Yunus Emre'yi anlatan mesela bir romandır. Çok gerçekten hoş bir kitap. Bunları önerebilirim. Ve yine benim hiç vazgeçmediğim Nazan Bekiroğlu'na ait Nar Ağacı, enfes bir kitaptır. Mesela Nazan Hoca hala şu an Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, yanlış hatırlamıyorsam, öğretim üyeliğine devam eden birisi. Hocamızın ifadesi şuydu, ben bu kitabı 5 yılda yazdım diyor mesela. Gerçekten hacimli bir kitap ama enfes bir kitaptır. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Yine benim hiç vazgeçmediklerim arasında olan Cengiz Aytmatov külliyatı, kitapları. İşte Gün Olur Asra Bedel'den tutun da Toprak Ana'ya, efendim Cengiz Han'a Küsen Bulut'tan tutun da Beyaz Gemi'ye kadar Cengiz Aytmatov'un da ciddi şekilde okunması gerekiyor. Hem Kırgız Türk toplum yapısını, Orta Asya'daki Türk toplum yapısını çok iyi anlatıyor, yansıtıyor. Hem de bize çok da uzak olmayan bir kültürden bahsediyoruz Cengiz Aytmatov romanlarında. Bunları söyleyebiliriz. Yani son dönemde işte Zülfü Livaneli'nin farklı eserleri var. Yine Orhan Pamuk öne çıkan romancılardan. Mesela Ahmet Ümit özellikle gençler arasında dikkat çeken bir isim, yetişkinler arasında. Bir sürü eseri var. Daha çok polisiye tarzında yazan birisi. Ve gerçekten de tutulan, benimsenen bir insan, bir yazar diyelim. Tabii burada şu da bir gerçek. Gençlerin, insanların ideolojik bakış açıları, düşünceleri, onların seçeceği romanları da etkiliyor. Halbuki edebiyatta bunu yıkmak lazım. Farklı renklerden, farklı düşüncelerden de romanların, kitapların aslında okunmasında fayda var diyebiliriz yani. Doğru. Ki kitap dediğimiz şey aslında bir düşündüğünüz zaman bir mucize. Şöyle karşındaki İnsan yani yazardan bahsediyorum burada. Kafasında kurduğu hayal dünyasına ulaşmak, yani bu kitap dışında bunu nasıl başka şekilde ulaşabiliriz? Mümkün mü? Mümkün değil. Aslında bu yönden baktığımız zaman müthiş bir araç. Kesinlikle. O yüzden okumak lazım dediğiniz gibi hocam. Sizin de elinize kaleminize sağlık. Allah razı olsun. Yani kitap olmasa hayatımızda çok ciddi bir boşluk olurdu herhalde. Ben kendi açımdan söyleyeyim özellikle. Eğitimci olmanın belki verdiği bir şey ama yani şu an baktığımızda özellikle bu uzaktan eğitim süreci, bu son dönemde yaşadığımız süreç bunu daha da iyi ispatladı. Öğrencilerimiz artık sürekli bilgisayar şu bu falan derken, tablet derken, ama artık onlar da şunu fark ediyorlar ki gerçekten kitap kitap yani her zaman. Kitabın yeri ayrı. Aynen. Peki hocam, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler. Bugün de Kocaeli Kültür Turizm Söyleşiliğinin sonuna geldik. Bir sonraki söyleşimizde farklı konu ve konuklarla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.